Rebişon'u çakırsız bunu özetleyemeyiz. Sonuca varamayız. Rebişon'un penaltısı penaltı. Penaltıya kadar dengeli bir oyun. Tabii ki ev sahibi olmanın avantajıyla Fenerbahçe'nin daha önde basmaya çalışması, Beşiktaş'ın ceza sahasından çıkışlarını engellemeye çalışması, pas kanatlarını kesmeye çalışması, bazen başarılı olması, Beşiktaş'ın Atiba'nın sırtından artık nereye kadar gidecekse, evet, bilmiyorum. Atiba 38-37 yaşına girecekse, 8 Şubat 1983. Onu artık bir çözüm bulmaları lazım. Yaş oyuncuların büyümüş. Atiba sol kanadın bekine gir. Atiba Kairos öne çıktı. Kairos'un kademesine Atiba gir. Gol at. Atiba topu Kairos'tan al. Oyun kurmaya çalış. Atiba çalıma at. Takımı öne taşı. Atiba gola. Yani 37 yaşında ve Atiba'nın böyle özellikleri yok. Atiba 6 numara olan, zaman zaman Beşiktaş'a gelmeden PSV'de 20 maç sağ bek olarak oynayan bir oyuncuydu. Beşiktaş'taki bu herkesin eksikliğini doldura doldura kendi yeteneğini geliştirdi 30 yaşından, evet, sonra. Doğru. Yani İsmail Köybaşı'nın bekine girerek başlamıştı, o kademesine girerek başlamıştı. Şimdi hani neredeyse kendi kendini kademesine giriyor. Doğru. Geçtiği adamı yakalamaya çalışıyor. Buna bir çözüm bulması lazım Abdullah Avcı'nın. Gidemez. Yani Beşiktaş'ın Atiba üzerinden bir sonuç yapamaz. Elneni'nin performansı da düşüktü bu derbide, onu da söyleyeyim. Elneni de çünkü o pas kanalları ve Elneni'nin pres noktalarına yardıma gelen Ozan dışında İsa da geldi Elneni'ye prese. Onun dışında Vedat da geri geldi. Bu durumda yaptı. Bir sonucu ortaya çıkıyor. Dünkü pazar günkü maçta Elneni iyi oynayamadı. Elneni'nin kafası başka bir şeye takıldı değil. Yok yok. Elneni karşı rakibin aldığı önlemlerden çıkamadı. Aynen. Beşiktaşlı diğer oyuncular da Elneni'yi rahatlatamadılar. Doğru. Yani onun etkisi var ama Cüneyt Çakır'ın dışında bu derbiyi bugün de 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da göremeyeceğiz. Maalesef çünkü oyun devam ederken 2-1 giderken maalesef diyorum çünkü maç üzerinden ne senin ne benim aşağı yukarı birbirimizi tanıdığımız insanların hakem üzerinden çıkarım yapması yok, çok bizi rahatsız eden, konuşurken sıkılmaya başladığımız anlardır ama ne yapabiliriz? Yani 3 gündür yaşıyoruz dün, zaten. Dünya Kupası'nda videosu dönmeye başladı. Cüneyt Çakır'ın Serdar Vida pozisyonunda ki bir pozisyonu Nijerya-Arjantin maçında VAR'a bile, evet, gitmeden, evet, penaltı vermedi. Pozisyon aynı. Hocam şimdi dün Ali Ece pazar akşamı 90 artta Nebil Evren'le beraber söylemişti. Boğaz'ın öbür yakasında olsanız ona penaltı vereceksiniz. Biliyoruz yani. Aynen. Veya o maç Dolmabahçe'de olsaydı Rebişon'un pozisyonuna belki kulağınızdan dinleyip devam edin diyecektiniz. Ama bunları biliyoruz. Ama siz Cüneyt Çakır'sanız sizi Türkiye'deki, evet, bu çelişiyor, bu çeliştiriyor bizi ve taraftarların da yani konjonktüre ve yere göre yönetim. Taraftarların da bu orada Rebuşon'un da hani kusura bakma. Yok, ben çok beğeniyorum Rebuşon'u. Bence Beşiktaş seviyesi değil. Yani iyi oyuncu. Sezon içerisinde sizi kurtarabilir ama 34 maç 34 Rebuşon'a güvenemezsiniz. Ama öyle 50 müdahale 10 metre 15 metre. Yani o pozisyonda önce elinizi arkaya atarsınız, sonra kafanızı uzatırsınız, zaten arkanıza takım sonra arkadaşınız var. Sonra sıkıntı ne oldu Rebuşon'la ilgili? İkinci pozisyonda ortaya çıkartılan topta topa müdahale etmek yerine ellerini toplamayı tercih dağıldı etti. Ondan sonra. İhsan'ın Vedat'a vermiş olduğu pasta. Derbi, şampiyonluk yarışı, Rebuşov bu seviyeleri görmedi ki. Yani bunun hafta falan bunları yapmadı yani. Olaydı. Katılıyorum sana bu arada. O yüzden de yine Ali'yi biraz tekrarlamış oldum ama benim de aklıma bu gelmişti. Hocadan bağımsız o Serdar Aziz'in pozisyonu ki o pozisyonlar niye oldu? Beşiktaş'ta özellikle iç saha maçlarında korner olduğunda taraftarlar Vida diye bağırmaya başlar. Evet. Duran top olduğunda. En etkili ismi çünkü. Çünkü hızlı, yükselmesi ve zıplama kuvveti diğer oyunculara göre biraz daha fazla olduğu için böyle golleri de var. Zaman zaman Roko da atıyor ama Vida'nın gol sevinci biraz daha böyle saçları uzun sarı falan biraz daha taraftarın hoşuna giden bir görseli de var. O yüzden Serdar'la Vida eşleşmiş. Ersun Özdemir demiş ki Vida'ya nefes aldırma. Ama bunu illegal yollar üzerinden yapman gerekiyordu Serdar. Yani Cüneyt Çakır'ın suyun öbür tarafında olduğu için, Kadıköy'de olduğu için onları vermemesi tamamen Cüneyt Çakır'ın yaptığı hamasetti ve senin şansındı. Onun dışında enkodunun çekilmesi. Çekilmenin bir derecesi mi var? Orada enkodunun formasında bir filtre mi var? Yani 3 saniye çekildi veya biraz çekildi. Ceza sahasında forma çekildi. Hocam görüyorsun. Görüyor bir de. Ve vermedin. Yani şimdi... Ve tabii ki Fenerbahçe'nin 1-0'dan sonra, 2-0'dan sonra oyunu ele alması, Beşiktaş'a üstün gözükmesi, kendi evinde oynaması doğal olarak sergileyebilir ama 2-1'den sonra maçın 2-2'ye dönmesi, rakibin belki panikleyecek olması her şeyi değiştirebilirdi. Son 30-40 dakikadan bahsediyoruz. Son 5 dakikayı bahsetmiyoruz. Mayıs'ın ilk haftasında Vodafone Park'ta oynanacak ilk haftası ya da 33. hafta olacak. 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak maçta bunların aynısını Kadıköy'de olsaydı verirdin şeklinde konuşacağımıza emin. Maalesef.